Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Haziran 2022. Daha önce videoda atmıştım. Arıları kontrol ederken ölmelerimden bir tanesinde oğul çıktığını fark ettim arkadaşlar. Şöyle etrafı kontrol ettim, bulamadım oğlu. Suda bir oturalım, bir kahve içelim dedik. Ağacın dibine gittik. Orada şöyle arılığa bakarken ne göreyim? Bakın tam oradan buradaki oğlu gördüm. Demek ki oğul gelmiş. Hatta sabah geldiğimde şöyle bir dolaştım. Arkadaşlar her şey nasiptir yani. Bazen olur gelir yanınıza konar, bazen de uçar gider, hayatta bulamazsınız yani. Şimdi oğlu alalım, bunu da videoya çekelim dedim. Sen yakından göster oğlu, ben bir kovan getireyim. Tamam üstad. Oğlumuz burada. Her geldiğimizde bir oğul rast geliyor. O da Ayhan abinin kısmeti. Zaten bugün arılığı gezerken kontrol ettiğimizde bir tane kovanın içinin boşaldığını gördük. Dedik oğula gitmiştir. O da muhtemelen bu yani. Ayhan abi orada çıta ayarlıyor. Boş kovanın içine koyacak. Ardından oğlumuzu içine çekecek. Önce iki tane saf getirdim. Bunları bir koyalım. Evet, tekrar etmiş olalım. Ne yapıyoruz? İki tane saf çıtırı koyabilirsiniz. Kabarmış varsa kabarmış koyun. Şimdi bir tane bize ballı lazım. Eğer ballı koymazsak arkadaşlar bu kaçar. Şimdi bu ana burada bir tane ana olması gerekiyor. Çünkü biraz önceki oğlumda ana arı vardı şey. Biraz önceki bölmemde arkadaşlar ana arı vardı. Görmüştüm geçen hafta. Kontrolünde bir baktım. Yüzük yapmış. İçinde ana arı yoktu. Oğula gittiğini anladım yani. Azalmıştı. Evet. Ballı, polenli. Çıtamız. Bunu buraya koyuyoruz. En dibe. İki tane de arkadaşlar böyle koyuyoruz. Evet. Oğula ne kadar alçaktı. Evet. Şeyi ağırlığı koymuş abi. Böyle. Evet. İyi görünüyor ama kırıldı. Kırılsın abi, yapacak bir şey yok. Orası kırılıyor. Zaten kurumuş. Böyle yapayım. Evet, daha kolay oldu böyle. Sirkeleme bile gerek yok arkadaşlar. Bunu şöyle koysam yine kendisi içeriye girer. Şöyle yarın yatırayım. Evet bak, alttan çek. Alttan değiyor bak. Şöyle yap. Bak şimdi kendisinin gitmesi lazım. Bakalım gidecek mi? İniyor mu? Evet abi. Evet, bakalım ana arı var mı? İnerken de şöyle göz gezdirelim. Görüldüğü üzere yavaş yavaş arılar kovanın içine iniyor. Evet. Evet, inmeye başladılar. Zaten öncüler gitti mi gerisi kendine iner. Allah'a şükür neyse ki çok uzağa gitmemiş ya. Evet. Bir çıta daha alır mı acaba? Üç çıta gibi geldi ama dört de olabilir mi? İhtimal. Ne dersiniz arkadaşlar? Dört, üç anca gibi ya. Biraz hızlandıralım. Şöyle. Evet, hızlandırma yöntemi bu arkadaşlar. Onlar o dalda olsa bile artık aşağı inecek.
Arı yoğunluğunu görüyorsunuz. 3 veya 4 çıta. Evet, artık komple silkeleyeyim. Örteceğiz. Tamam mı? Şey olsun. Evet. Yerini bulsun yani. Yerleşsin artık. Şöyle kapatalım. Şunu açalım. Şimdilik buraya arkadaşlar girsin çıksın. Daha sonra da tamamen girdikten sonra da kaldırır. Yerine koyalım. Hayırlı olsun, bir tane daha kendi oğlumuzu yakaladık. Neyse ki uzağa gitmedi ya. Evet. Evet arkadaşlar, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizin için de izlerken eğlenceli ve güzel olur. İyi vakit geçirirsiniz. Şimdi Yusuf kahvemize devam edelim. Kahveleri bıraktık orada. Oğul kaçmasın diye. Evet. Gidip kahvemizi içelim. Kahvemizi içelim, mola verelim. Evet. Bayağı bir kovanımıza baktık. Şöyle son birkaç tane var. Onlara da bakalım. Bu kovanı açalım. Durumu ne? Genelde arkadaşlar balık atmış kovanlarımız. Çünkü bir haftadır yoktu. Bir haftadır gelmedim buraya. Evet bakın burada da taş var. Bu taşlar buraya şey örmesin diye. Mum örmesin diye. Evet yoğunluğu güzel. Şöyle yakından bir çeksene Yusuf. Yukarıdan bir görünüş yapalım. Evet şunu alalım. Evet güzel. Dalak atmış. Arkadaşlar bu dalakları koparmadan önce dikkat edin. Ana arı üstünde olabilir. Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum. Yanlışlıkla ana arıyı dışarıya atabilirsiniz. Hatta şunları böyle koparıyoruz ya. Üstünde arı varken koparttığınız anda ana arıyı öldürebilirsiniz. Hatta Yusuf biraz önce denk geldi değil mi? Üstündeydi evet. Ana arı. Dalağın içindeydi, üzerindeydi. Hmm. Çünkü yumurtluyor arkadaşlar bunlara. İşte yumurtlarken denk gelirsiniz. Anayı öldürürsünüz. Ya ondan sonra işte anarım şey kovanım oğula gitti. Kovanım niye geri gitti? İşte arı, ana arıya ne oldu gibi kafanıza sorular oluşur. Çıtaları çıkarırken dikkat edin. Anarıyı ezebilirsiniz. Maşallah. Bu son çıta arkadaşlar komple günlük. Gözükürse göster. Evet burası da aynı. Anarı var mı? Göremedim. Evet buraya bir tane petek vereceğiz. Arı sıkışmış. Şimdi yüzük var mı diye bakmamız lazım. İlk önce. Güzel kapalı yavrusu arkadaşlar. Kapalı yavru. Maşallah. Arkadaşlar bu kapalı yavru. Biraz yakından göster bunu. Bakın bu takviye vermek için çok güzel bir çıta. Neden? Çünkü çıkmak üzere. Bu çıtadan arılar çıkmak üzere. Hatta bak buradan çıkıyor, görüyor musun? Bunu demek istedim. Yani bunu arısını silkeleyip istediğiniz bir zayıf kovanda takviye diye verebilirsiniz. Şimdi bu patlarsa bir de öbürü var. Sıkışacak orada. Böyle var mı büyük kovan aktaracağımız? Büyük kovan kalmadı. Şöyle ölmelik bir şeyimiz vardı, o da kalmadı. Takviye vereceğimiz bir yer varsa takviye verelim. Bunda şerbetlik vardı. Bir tane çıta vereyim ben buna. Şimdilik zaten yine geleceğim. Birkaç gün sonra geleceğim arkadaşlar. Şuraya bir tane petek vereyim.
Arkadaşlar videoları izlerken maşallah demeyi unutmayın. Nazar değmesin. Biliyorsunuz nazar olayı var. Evet, bir tane verelim. Arı sıkışmasın. Evet. Bir dahaki geldiğinde arkadaşlar şey yapalım. Onu kovana aktaracağım. Ya da buradan takviye alacağım. Evet, onu kapatabiliriz. Tamam, onda da dalak varsa onu da gösterelim. Tamam. Dumanımız da coştu arkadaşlar, gördüğünüz gibi.